Yazım yanlışı sorularında ses olaylarına dayalı yazım yanlışları gözden kaçar demiştim. Aman dikkat et. Yukarıda bir metin var. Yazım yanlışı hangi cümlede diye sormuş. Nehir sözcüğüne dikkatini çekiyorum senin. Nehirin ortası değil, nehrin ortası. İyi sesinin düşmemesi bir yazım yanlışıdır. Denizli'yi işaretle. De. Hangisinin yazımında yanlışlık vardır diye sormuş. Gerektiğine aşkın ve gecikmiş kolay. Bunları sen de tek başına eleyebilirsin. Bahsedeceğim, bahis edeceğim, ünlü düşmesi olduğu için etmekle kurulmuş bu yardımcı fiilin bitişik yazılması gerekir. Baş sözcüğüyle oluşan sıfat tamlamaları baş karakter, baş kahraman, baş öğretmen, baş savcı bitişik yazılır. Dördü işaretle. Hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diye sormuş. Ses olaylarına dayalı yazım yanlışlarına dikkat çekmeye devam ediyorum. Daha önce ünlü düşmesini ve yumuşamayı göstermiştim sana. Bak şurada dinleyen sözcüğü var. Gereksiz yere daralma yazım yanlışıdır. Dinleyen değil, dinleyen gözünden kaçar. Tek harfe dayalı, ses olayına dayalı yazım yanlışları dikkat et. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır diye sormuş. Ses olaylarına dayalı yazım yanlışlarında son videoyu çekiyorum. Yeterince dikkat çektiğimi düşünüyorum. Hemen şurada saklanbaç sözcüğüne götüreceğim seni. Saklanbaç değil, saklanbaç. Buradaki m b değişimine dikkat et. Değişmezse hatalı olabilir. Aman dikkat, zor görünür. Ses olayına dayalı yazım yanlışlarına örnek vermeye devam ediyorum. Dikkat et. Ses olayına dayalı yazım yanlışlarını görmek zordur. Cesetini oradan çıkardık değil. Cesedini oradan çıkardık. Yumuşaması gereken bir ses yumuşamazsa orada da yazım yanlışı vardır. Hangisinin yazımında yanlışlık vardır diye sormuş bana. Her şey demiş. Tüm şeyler her zaman nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Burası doğru hocam. Kol kola bir ikileme olduğu için ayrı yazılır. Burası doğru hocam. Kontrol yabancı bir sözcük ama bunun böyle yazıldığını sen kendin de halledebilirsin eminim. Bu da değil hocam. Oysaki sözcüğü buradaki iki istisna kilerimizden son bahçemi istisnasında o sözüne denk gelen oysaki istisna olduğu için bitişik yazılır hocam. Çok da eski değilmiş değil. Çok da eski değilmiş. Burada daha bağlacımız bitişik yazılmış. Dikkat et Adana'yı işaretle. Altı çizgi sözlerin hangisinin yazımında bir yanlışlık vardır diye sormuş bana. 20. yüzyıl burası 2 ile bittiği için NC'yi eki doğru hocam. 42'de demiş. Burası yine 2 ile bittiği için T değil D olacak. Burası da doğru hocam. Yalnızca demiş. Yalın kökünden gelir. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu sen de kendin yapabilirsin. Doğru hocam. Mektup demiş. Mektubunda demiş. Yumuşaması gerekiyor. Bunu sen de biliyorsun. Yapabilirsin. Ama şuraya dikkat. Daha önce ses olayına dayalı yazım kurallarına dikkat et diye seni uyarmıştım bu videolardan önce. Gereksiz yere daralma yapılmaz Türkçe sözcüklerde. Yaş ya bilmek değil yaşayabilmek yani a sesi olacak denizli işaretle geç